bu yer seçim ilkesinin ÇED dosyasında yer almaması ve özellikle ÇED içerisinde herhangi bir anıt, kültürel değeri varlık varlığa yakınlığı olmaması şeklinde içerik alması büyük bir eksiklik. Öncelikle itirazımız bu olacak. İkinci olarak burası Gediz drenaj hattı içerisinde olmasına rağmen sulak alanlara yakın olmaması, ki Pers sanatı bir kuru dere içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla sulak alanının kirliliği yönetmeliğine aykırılığın ÇED içerisinde bulunması gerekiyor. Ancak buna ilişkin de ÇED dosyasında büyük bir eksiklik var. Dolayısıyla ÇED yönetmeliğine açık aykırılığı olması, sulak alanlar yönetmeliğine açık aykırılığı olması ve 2863 Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na açık aykırılığı sebebiyle bu alanda yaratılacak bir tüf ocağı işletmesi Foça'nın ve Foça'nın kültürel mirasını zedelemesi sebebiyle itirazlarımızı sunacağız Çevre Şehirciliğe. Yine her yer her şeyde olur. Önce para mantığı burada yine devreye giriyor. Yine klasik olarak bir zihniyetle biz savaşacağız. Yine elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunda Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Foça Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere bizler meclis üyeleri ve halk bunun karşısında duracağız. İlk tarımla, çiftçilikle uğraşan mahallemiz, mahalle sakinlerimizin bu tip çalışmalara her zaman karşı olduğunu belirtmek isterim. Nedendir? Çünkü az ilerimizde bir devlet su işlerinin barajı var. Bu baraj buradan etkilenecektir. Az ileride arıcılarımız var, arıcılık yapan çiftçilerimiz var, zeytincilerimiz var. Yani kısacası çiftçilerimize bu çok büyük bir sıkıntı olacaktır. Biz buna mahalle sakinleri olarak ve ben mahalle muhtarı olarak biz bu tür çalışmaların bölgemizde yapılmasına karşıyız. Abratatas adlı prensin ve karısının ortak mezarı olabilir diye yorumları var. Aynı zamanda Pers kralı meşhur Kiros'un Persepolis'teki mezarınla aynı özelliklere sahip. Zaten oradan da çok belli oluyor. Baktığınız zaman iki mezarı karşılaştırdığınız zaman ortak birçok özellik görebilirsiniz. Ana kayadan tek başına, tek bir kayadan oyulmuş parçalı bir yapı değil. Mezarlığın hemen yanından geçen, bu hemen arkamızdan geçen Arpa Deresi, Ömer Hoca'nın dediğine göre Harpagos bunların komutanları. Onunla ilgili olduğu söyleniyor bu derenin. Bu vadiye düşen bütün suların atıldığı bir dereydi. Osmanlı Köprüsü'nün altından hemen bu Pers mezar anıtının arkasındaki Osmanlı Köprüsü'nün altından geçerek ovaya ve oradan da Gediz Nehri'ne karışarak denize ulaşan bir yer. Fakat DSE'yi bu önemli yağmur sularıyla ilgili büyük bir gölet yaptı. Orman alanı, doğal sit alanı, gölet alanı, hemen bakın yan taraf aşağısı olduğu gibi Bahçecik dediğimiz yer, yolun sol tarafı, şu gördüğünüz hafif çıplak alandan sonra tamamı sağlı sollu milyonlarca zeytin var. O vadi aşağı yukarı 8-10 kilometre gidiyor. Zeytinköy dediğimiz yere kadar o zaman müthiş bir Bahçecik alanı var. Hemen arkamızda ana yol, turizm yolu. Yani burada böyle bir şey cinayet olur diye düşünüyorum. Pers mezarına 100 metre mesafede bir yerde gösteriliyor. Fakat hemen kuzey rüzgarlarının altına kalan 300-400 metre öbür tarafında açık cezaevi tarafında şey var, zeytinlik arazileri var. Zeytinlere son derece o tozlar indiği zaman olumsuz etkiliyor. Hemen kuzeydoğumuzda da zeytinlikler var. Bunlar olumsuz etkileyeceği için açılmasında çok büyük zarar var diye düşünüyorum. Açılmasın. Evet.